diye düşünebilirsiniz. Burada bir öneye geldiğiniz için tekrar teşekkür ederim Kevser Hocama. Eczacı Betül Zabunkenger tarafından düzenlenen yıkımın ardından aile dizimiyle travmalara yaklaşım konulu etkinlik, Hayat Yeniden Vakıf binasındaki Atölye Zeytin'in keyifli ortamında gerçekleştirildi. Önce çok güzel bir örnek verdi Kevser Hocam. Ben örneğinden alıntılamış olayım. Sonra topu kendisine bırakacağım. Aile dizimi hakkında merak edilenlerin konuşulduğu bu programda bütünün hayrı için bireysel olarak yapılabilecekler de ele alındı. Etkinliğin tüm geliri ise Hayat Yeniden Vakfı yararına kullanılacak. Bu üçgen tüm tasavvuf... Moderatörlüğünü Eczacı Betül Zabunkenger'in yaptığı söyleşiye konuşmacı olarak aile dizimi danışmanı Doktor Kevser Kişifli Köş katıldı. Kırmadı. Sizler de burada bugün kırmadınız, bir araya geldik. Konuyla ilgili Aksu Haber'e konuşan Eczacı Betül Zabunkenger, bu anlamlı etkinlikte kısa vaktini bizlere ayıran ve Maraş için katkıda bulunan değerli Kevser Hocama özel teşekkürlerimi sunuyorum dedi. Bugün burada eczacı kimliğimle bir aradayız Kevser Hocamla birlikte. Bir doktor eczacı işbirliği yapalım ve deprem sonrasında özellikle Kahramanmaraş'ta bu biriken sıkıntılarımızı, dertlerimizi, içe attıklarımızı konuşalım. Ve bunu aile dizilimi vasıtasıyla sağlıkta nasıl bütüncül olunur, bütün oluşturabilmek için, bütüncül bir sağlığa kavuşabilmek için hem bedenimizi, hem zihnimizi, hem de ruhumuzu dengeli bir konuma getirmemiz gerektiğini aktarmaya çalışacağız. Genel kanıda aktardıktan sonrasında belki bireyselde de paylaşımlarımızda bulunacağız. Aile dizimi dediğimiz olgu biraz daha böyle kişinin kendi içerisinde yaşadığı zorlukları, biraz daha bireysel varlığıyla bütünün içerisinde nasıl bulunması gerektiğini yansıtan bir olgu. Biz bunları irdeliyor olacağız ve bugün burada bir araya geldiğimiz kişilerle birlikte nasıl bir bütüncül hayra yorabiliriz bunu? Yaşadıklarımızı nasıl iyileştirebiliriz? Sonraki nesillerimize nasıl güzel bir miras bırakabiliriz ruhsal anlamda? Bunları konuşup görüştük ve bütüncül hayra yorabilmek için güzel sonuçlarla, mutlulukla buradan ayrılmış oluyoruz. Hepimizin yüzleri güldü, parladık. İçimizdekileri akıttık. Bir kısmımız ağladı, akıttı gitti. Ama keyifli, güzel bir organizasyon oldu. Doktor Kevser Kişifli Köş ise söyleşinin çok güzel geçtiğini söyleyerek katılımcılara teşekkür etti. Burada Kahramanmaraşlı olarak yıkımın ardından yaşadıklarımızla ilgili neler yapabiliriz? Kendimize ne gibi yatırımlar yapabiliriz ve bunların bundan sonraki çocuklarımız, gelecek nesillerimize nasıl etkisi olabilir? Bunlar üzerine konuşmak üzere bir söyleşi yaptık. Çok da güzel geçti. Aslında aile dizi temel mantık bizim bilinçaltımızda farkında olmadan yaşadığımız, düşündüğümüz davranışlarımızın kök ailemizden gelen aktarımlarla ilerlediğini fark etmek ve buna göre yeni yaklaşımlar elde etme biçimidir. Biz ne yazık ki çok yoğun, ağır bir travma yaşadık. Ve bu travma bugün bizi etkilediği kadar ileride çocuklarımızı, belki onların çocuklarını bile etkileyecek kadar büyüklükte. O yüzden bugün bizim kendimize yapacağımız her türlü ruhsal, bedensel, zihinsel yatırım bundan sonraki çocuklarımız için, çocuklarımızın çocuklarının geleceği için bir nevi önden hazırlık olacaktır. Sadece sağlık dediğimizde bedensel sağlığımızı kastetmiyoruz. Ruh sağlığımız, zihin sağlığımız da en az bedensel sağlığımız kadar önemli. Biz bu tarz çalışmalarda istiyoruz ki biz neyi, neden yapıyoruz, bunların arkasında neler olabilir ve ben kendime çalıştığımda etrafıma, kendime, çocuklarıma nasıl daha iyi gelebilirim ve yansıtmayabilirim. Biraz burada öğrenmemiz gereken nokta da bu. Yaşadıklarımızın ardından kendimizi iyi ederken aynı zamanda da çevremize iyilik saçmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili böyle güzel bir etkinlikte bulunduk. Katılımcılarımızın da birlikte çalışmalar da yaptık. Fayda olacağını düşünüyorum. İlgilenildiğinde bu alanla özellikle ruh sağlığının, zihin sağlığının daha ön plana çıkacağı çalışmaların bizleri tüm beden sağlığımızı daha olumlu yönde etkileyeceğinin de farkına varılmasını umut ediyorum.